Evet. Kasım abinin yerine tekrar geldik. Bir röportaj daha yapalım dedik. Kasım abi nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Ben sana ne anlatayım? Ben Malatya. Evet. Akçadar. Kürezikliyim. 1961 doğumluyum. 77'de buraya geldik İstanbul'a. Yani Malatyalı olduğun için bugün ayrı bir şey yapalım dedik. Evet. Ama bizim orada bir şey yok. Tamam, evler yıkılmış ama öyle ölü zeyyat yok yani. Ölü yok. Deprem her yeri buldu. Evet, işte, dediğim gibi 1977'de geldik buraya. Hem burada Kasımpaşa Lisesi'ni okudum. 80'de askere gittim. 82'de askerde geldim. Bir fabrikada bir sene, bir buçuk sene çalıştım. Ondan sonra bekçilik sınavına girdim, bekçi oldum. 2013'te de emekliydim. Ama o arada tabii ki bu Karaköy'de bir dükkanı aldım. Kiraladım yani, aldım demeyin de. Ama burada abin çalışıyordu orada. Yok, kardeşlerim çalışıyordu. Ha, kardeşlerim çalışıyordu. Evet. Sonra sen? Sonra işte ben emekli olduktan sonra ben geçtim böyle. Sonra da devam ediyorum yani. Şeyde oturuyordum, Kavacık'ta oturuyordum. İşte hanımdan ayrıldım. Tekrar evlendim. Bu o hastane senden önceydi değil mi? Tabii tabii, buranın hasta olması bende çok çok önceymiş yani. Buranın böyle, burası kurulurken burada hastane olmuş, yapmışlar. Daha önce şeymiş, altı fırınmış. Üstü burası. Sevgili evmiş yani, bir evmiş yani. Burası tabii tabii, fırında. O fırınmış, ondan sonra bu candan olmuş, hastane olmuş. Hastane yani. Can hastane. Muhtemelen o fırında belki ekmek ihtiyacın karşılamak için. Yok, bir şey fırınıymış. Lahmacun pide fırınıymış. Ha, lahmacun pide fırını. Evet. Belki de burada tabii... Ben eski sahiplerinden biliyorum. Ama tabii demek ki ilk burada lahmacun... Tabii tabii, öyle. Tabii burada da sonuçta şeyler de var. Üstün mesela insan geliyor. Şu kapı, bu kapı değil, bu pencere. Şu pencere, burası kapı. Burası penceredir böyle. Evet, sonradan açıldı burası. Ya zaten pencereymiş bu neyse. Burası kapıymış böyle. Düz pencereymiş yani. Fırın olduğu için millet görsün diye. Anladım. Ovaldır. Ovaldır işte. Ovaldır yani. Şurası değil mi? Tabii oval, dışarıda baksana ovaldır. Evet. Dışarıda göremezsin. Dışarıda oval görünür. Evet. Alo, sağ ol. Yani burada demek ki... Kuş şeklinde gibi böyle ha. Burada demek ki şeydi. Çünkü çok kalabalık oluyordu burası. Tabii. Genel yürüyemiyordun burada abi. Burada yani. Demek ki lahmacun tabii ki lahmacun pide freniymiş. Evet. Çok güzel para kazanmış. Gerçekten. Keşke devam ettirebilseydiniz. Ama sen peki fırın olduğunu biliyordun. Sen niye yapardın peki? Fırın yapsaydın? Yok, fırın yok. Ama benim zamanımda burada kasetçiydi. Kasetçiydi. Kasete döndürmüşlerdi. Bölmüşler burayı üçe. Tek bir yermiş burası. Sen bu kadın ama değil mi? Tabii tabii. Bir, iki, üç. Burası berberdi. Ben burada kasetçiydim. Yan tarafta kasetçiydi. Sonra kasetçi bitince yavaş yavaş. Yani hiç düşünmedim. Burası kasetçiydi. Abi şimdi bak. Sonra üstte otel oldu. Otel de oldu. Otel oldu. Altta lokantaydı. Üstte benim, üstüm benim lokantaydı. Lokantaydı. Evet. Sen ama geldiğinde burada kasetçiydi. Bir ara kahveydi. Kahveden lokantaya çevirdiler. Üstü oteldi. Yabancı böyle burada gariban takımı kalıyordu öyle. Tabi gelen gelen evet. Otel sonuçta. Otel çok evet. Fazla otel yoktu. Öyle yani lüks bir otel değildi. Öyle. Evet. Gariban kesimin takıldığı bir oteldi. Lokanta oldu, kahve oldu. Tabi. Sonra burası peki sen ne oldu? Güne burası kasetçiydi. Buralar hep sen kasetçi olmamış mısın? Tabi tabi. Sen hep kasetçi. Hep kaset sattım ben bunu. Bahsetmiştim bir ara. Kasetler evet. Bir sürü kasetler var demiştim. Tabi tabi. Hatta var dedim. Attık biz ya. Evet, biraz da var demiştin, söylemiştin. Evet. Burası berberdi. Üç bölüm nasıldı burası? Üçe bölmüşler işte. Burası berberiydi, burası kasetçiydi, burası da kasetçiydi yan taraf. Ha yan taraf, tamam. Yan taraf kasetçiydi. Anladım, bu dükkan. Anladım. Evet. Orada bir ilişik değil değil mi? Tabii, ya, bizim aynı yerdir burası. Ama burası duvar duvar mı ördüler? Duvar örmüşler sonra. Ha, normalde üç evet. Birlikte. Tabii tabii. Ama orada bir kırığı var, görünür burada. Mal sahibi aynı mı? Tabii canım, aynıdır. Aynı adam. Anladım. Önce Karslar elindeydi, sonra da bir başka biri aldı. Kendi mülkiyeti mi? Tabii canım ya, kendi mülkiyeti. Ondan sonra daire yaptı orayı, kiraya veriyoruz, her şey. Evet, zaten daireydi, ben eskiden öyle daireydi zaten.
Şu an üstte tane daireler var. Daire var tabi. Ama kendi mülkü olan yok mu daire? Yok yok. Hepsi, hepsi kira. Bir kişinin evet. Haa bir kişi. Güzel ama burası. Küçük ama güzel. Küçük ama çok şahane. Kullanışlı. Yani de şehrin merkezi yani. Yani nereden nereye düşün, hastane olarak kurulmuş, o hastane sonra şeye gitmiş. Can kurtarana gitti orada. Evet, orada bir hemşire vardı. Orada bir süre sonra Bakırköy'e taşındı. Ondan sonra ismi kaldırmış herhalde. Evet. Devam etmiş şeyle, hastaneyle. Can diye geçiyordu, Zürebi Hastalık Hastanesi. Yani işte son zamanlarda da hastane diyoruz ya, hastane. Deprem dolayısıyla şu hastanede çok ihtiyaç var. Ya vay be, farklı bir şey ama bunu giymez, bunu giyseydi yani canlı bunu farklı için. Eczane var mıydı burada? Eczane aşağıda vardı. Ha, o aşağı ya. Eczane duruyor. Demek orası eski. Eczane için bir eczane var ya orada. Bu eczane çiçekliydi. Bu Ege eczanesi vardı. Hiç duydun mu? Ege. Aşağıda mı da? Aşağıda. He. Hala duruyor mu? Tabii canım. Haa, burada. He. Sol tarafta. Tabii canım. Haa, doğru. Sada, şimdi bir tane var ama sadaki yine yapıldı. Çünkü Ege eczanesi dışarıda bulduk çünkü. Öyle şişeler var. Evet, evet. Kahverengi şişeler. Bak orada esinmiş. Hadi esin oldu. Bu rastlara bak. Eczane ne? Eski bir eczane mi? Evet, onu diyorum. Bayağı eski. Şişeleri şeydi böyle, kahverengi şişeleri var. Bayağı eski yani. Derecili gözlük gibi böyle şişeler var. Gözlük? Derece şey böyle büyük derece miyop gözlükler var ya. O kalın böyle camda şeyler var. Ha, onlardan vardı. Evet. Demek ki... Orada bayağı eski yani şey, eczane. Ya da orada şeyin vakıfların yeri. Fransız hani... Lisesi'nin yeri. Evet evet, oradaki var. Hiç dikkat etmedim oraya. Şu yine eczanede şey ne zaten, kilisenin yeri. Kilise, onu biliyorum. Eskide çiçekçiydi ama işte bu... Kadınlar bana çiçek bizdeki alıp getiriyor. O eczanın yeri çiçekçiydi. Tabii çiçekçiydi. Peki başka ne vardı orada dükkan? Büfe vardı, sürekli vardı. Şu köşede büfe var ya. Oturuyor. Üstü de şeydi. Şimdi bir anem olmuş, bir şey olmuş. Az kaldı şeyi vardı, çay bahçesi, çay evi diye çay içiliyordu orada. Aş? Aç kaldık çay bahçesi diye. Aç kaldık. İsmi aç kaldık. Bak ilginç. Peki eczanın yanında çiçekçi vardı. Çiçekçinin yanında... Yok be. Eski. Çiçekçinin yanında bir şey yok. Orada boş. Sonra bir şey var. Bu paspas satıyor. Yok yok, satıyorlar. Ondan önce şey vardı. Eczane. Önce çiçekçi vardı. Şey var bu makine satılıyor. Evet, evet. Çiçekçi demek ki orada... Bayağı eski bir çiçekçi. Çiçekçi demek ki orada... Bayağı eski. Bayağı iş yapmış. Tabii canım yani. Ama doğru, burada pek çiçekçi yoktu. Yok yok, onda değil mi? Bir de mesela müşteri geliyor, tanıyor kadını, bir çiçek alıyor götürüyor. Öyle yapıyoruz yani. Kadınlara geliyor. Bu ya da. Tabii tabii. Yani genelde de... Gönderiliyor, devlet şey yapıyor. Ha, demek ki o... Çoğunluğu da belki orada. Tabii canım, orada kazanıyordu yoksa. Ha, yoksa buradaki çiçekçi kim var? Zaten hep iş yeri yani. Burada ev var. Tabii burada çünkü meslek grupları çok da çiçekçisi burada yok, vardı. Burada yok, kemençe yok burada. Hani yok burada. Şu aşağıda bir sürü